İyi günler değerli dostlar. 31 Aralık tarihinde günün ilk videosuna hoş geldiniz. Öncelikle dün akşam saatlerine gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, siper ürün 1 sisteminden güdümlü test füzesiyle 100 kilometreyi aşan menzilde hedefin başarıyla vurulduğunu duyurdu. İsmail Demir Twitter hesabından siper ürün 1 sisteminin atışına ilişkin paylaşımda bulunuyor. Bununla ilgili dostlar şunu söyleyelim. Siper ürün 1 sisteminden güdümlü test füzesinin 100 kilometreyi aşacağı daha öncesinde duyurulmuştu ve an itibariyle hedefin başarıyla vurulduğuna yönelik görüntüler paylaşılıyor. Roketsan tarafından da buna ilişkin çok sayıda görüntü paylaşılmış. Hayırlı olsun diyerek dostlar dünyadan önemli gelişmeleri aktaralım. Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'nın Virginia eyaletinin bir bölgesinde Ulusun Silah Gösterisi isimli silah fuarından görüntüler görmektesiniz. Fuarda Türk silah şirketleri özellikle Samsun Yurt Savunma, Yanik ve Sarsılmaz Silah Sanayi'nin çok sayıda silahı burada sergilenmiş durumda. Dolayısıyla buradan da görüntüler paylaşılıyor. Fuarda kesici aletler, tabancalar, hafif makineli silahlar ve tüfeklerin yanı sıra mermi çeşitlerine de yer veriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük silah fuarlarından birisi 2 gün boyunca devam edecek ve Türk firmalarının Amerika silah piyasasında üst sıralara yükseldiğini de hatırlatalım. Özellikle Türk silahı geçen yıl Amerika'da yılın silahı seçilmişti. Avrupa Birliği'ni rahatlatan bir gelişmeye aktaralım. Böylelikle dostlar Avrupa Birliği'nde ekonomik düzelme an itibariyle gerçekleşmiş oldu. 2022 yılının son iş gününde Avrupa Birliği doğal gaz piyasasındaki fiyatları görmektesiniz. Ukrayna Savaşı'nın başlangıcına inmiş durumda. 76 birimden bahsediyoruz. Fiyat neredeyse tüm yılın en düşük seviyesine inmiş oldu. Dolayısıyla Avrupa Birliği üzerindeki şoku da başarıyla atlatmış durumda. Kosova'ya gidiyoruz. Kosova Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, kısaca Türk Ordumuz tarafından Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa'daki Atatürk Lisesi'nde kurulan fizik ve kimya laboratuvarının hizmete açıldığı duyuruldu. Burada düzenlenen törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı, aynı zamanda Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Türk ordusundan yetkililer, Mamuşa Belediye Başkanı Abdulhadi Krasniç ve diğer yetkililer katılım sağladı. Tayvan'a gidiyoruz dostlar. Tayvan'la Çin arasındaki gerilim her gün artmaya devam ederken, Tayvan lideri Tsai'nin stratejik önemdeki Penghu Adası'nı ziyaret ettiği ve Penghu Adası'nda bulunan askeri birliklerle görüşme gerçekleştirdiği, askerlere hazır olma emri verdiği belirtiliyor. Bilindiği gibi geçen günlerde Tayvan'da zorunlu askerliğin 4 aydan 1 yıla çıkarılacı, fakat bu uygulamanın 2024 yılında geçerli olacağı duyurulmuştu. Ayrıca dostlar Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler son dönemde gerilmiş durumda. Bununla ilgili Çin'le ilişkilerde yavaşlama oldu, ancak bunun Çin'den kaynaklandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından açıklanan cümlede bu ifade kullanılıyor. Kendisi şunu söylüyor: "Bizim Uygur Türklerine yönelik sergilediğimiz tutumdan dolayı olabilir. Sürekli Türkiye'de yaşayan, bizim vatandaşımız olan kişileri iade almak istiyorlar. Hiçbirisini vermiyoruz, vermeyeceğiz" açıklamasını yapıyor. Diğer haber aktaralım dostlar. Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten İtalyan gemisine 11.301.601 lira ceza uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, Körfez'e yürütülen rutin kontroller sırasında İtalyan bandıralı Grande Ellada isimli gemiden denize petrol türevi yağ sızdığı belirtildi. Limanda bulunan söz konusu RoRo gemisine 11 milyon ceza kesilmiş durumda. Geminin etrafında önlem alan ekipler denizde temizlik çalışması başlatıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna ordusunun cephede yavaş yavaş ilerlediğini fakat zorlandığını iddia ediyor. Zelenski Telegram hesabından günlük görüntülü mesaj paylaşırken, "Bugün ordu ve güvenlik güçleri arasında toplantı yaptık, cephedeki durumu ele aldık, bu yıl buna benzer toplam 45 toplantı yaptık" açıklamasını yapıyor. Diğer haber, Suriye Milli Ordusu'ndan, eski ismini Özgür Suriye Ordusu'ndan ve o noktada kurtarılan bölgelerden Türkiye'ye tepki var. Suriye Milli Ordusu 3. Kolordu Komutanı Salih Amuri, Türkiye'nin Beşar Esad'la normalleşmesine tepki gösterirken, Suriye'de terörün başı Beşar Esad'dır açıklamasını yapıyor. "Allah'ın yardımı ve inisiyatifiyle onunla mücadeleye devam edeceğiz" açıklamasını yaparken, Suriye'de Türkiye tarafından terör örgütü listesine 2018 yılında dahil edilen HDŞ'nin
Halep'in batısında Esad rejimine ait 46. alaya ait nakli aracını ATGM ile imha ettiği duyuruldu. Birazdan dostlar videonun en sonunda Fransa Dışişleri Bakanı'nın skandal açıklamasını aktaracağız. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna kendisi Türkiye'yi suçlayarak Türkiye Kürtler ve PKK'lılar arasında ayrım yapsın şeklinde sanki Türkiye ayrım yapmıyormuş gibi boş boş açıklamalarda bulundu. Videonun en sonunda aktarırız. Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ülkelerinde dostlar nüfus değişimlerini görmektesiniz. Özbekistan ve Türkmenistan alanında lider olmuş durumda. Nüfusu %72 artan Özbekistan birinci sırada yer alırken Türkmenistan'ın nüfusu ise dostlar %67 oranında artmış durumda. Yine Kırgızistan %59, nispeten daha düşük olan Azerbaycan ve Kazakistan'da da sırasıyla 41 ve 26 olmuş durumda. Burada dostlar Türk ülkelerinden bahsettik. Bunun dışında Rusya'nın nüfusu, Ermenistan'ın nüfusu, yine Gürcistan ve Moldova'nın nüfusu da azalıyor. Diğer haberleri aktaralım. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne, kısaca RAF, RC-135W Karadeniz üzerinde yeni bir görev gerçekleştiriyor. Burada dostlar sadece İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri değil, diğer ülkelere ait uçakların da bölgede uçtu. Özellikle Kırım açıklarında uçtu ve istihbarat sağlamaya çalıştığı yönünde iddialar var. Diğer haber dostlar, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin Angels 2 havalimanından 4 ila 6 adet Tupolev Tu-95 stratejik nükleer bombardıman uçağını tahliye ettiği belirtiliyor. Uçaklar Rusya Federasyonu'nun Amur bölgesindeki Ukrayinka havalimanına transfer edildi. Dolayısıyla Rusya'nın bu bölgede muhtemelen vurulmaktan çekindiği, dolayısıyla sevkiyat yaptığı da not düşülmüş. Önemli bir gelişmeyi aktaralım. Kazakistan'dan yeni bir hamle geliyor. Kazakistan, Rus petrolünün Özbekistan'a geçiş tarifesini yükselttiğini duyurdu. Bundan sonra dostlar yeni tarife onaylanmış durumda. 27 Aralık tarihli emir aslında 4 gün önce böyle bir emir olmuş fakat basına yeni yansıyor. Rus menşeli petrolün taşınmasına ilişkin hizmet tarifesi belirlenirken KDV hariç 1 ton başına 27.9 ABD doları tutarında onaylanmış durumda. Mevcut tarife daha öncesinde KDV hariç 1 ton başına 25 dolardı. Diğer haber dostlar Fransa'ya gidiyoruz. Fransa, Türkiye PKK ile Kürtler arasında ayrım yapmalı açıklamasını yapıyor. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna kendisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirirken Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama yapıldı. Colonna'nın Avrupa'nın terör örgütleri listesinde yer alan PKK ile şiddet bağı olmayan Kürt hareketlerini birbirinden ayırması gerektiğine atıfta bulunulduğu belirtilirken Fransa'nın basın özgürlüğüne bağlılığı da vurgulanmış durumda eğer inanıyorsanız. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Türk mevkidaşına Kürt toplumunun toplanma yerlerinin güvenliğini sağlamak için ek önlemler aldıklarını, Fransa topraklarındaki Türk diplomatik varlığının korunmasını güçlendirmek için de güvence verdiklerini iddia ediyor. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından daha öncesinde açıklama yapılmış ve tedbirlere ilişkin herhangi bir ayrıntı da açıklanmamıştı. Evet dostlar biz de böylelikle Fransa'nın zaten başka bir şey demesini beklemiyorduk. Haberlerimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.